özel yayınımızla karşınızdayız. Ben Nilgün Balkaç. Yine sınır hattındayız ve olası 5. harekat konusunda tüm gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Hem haberciler sahada hem de biz de burada konuğumuzla birlikte tüm tabloyu okumaya çalışacağız. Coşkun Başbu ile birlikte. 5. harekat, olası 5. harekatta Türkiye'nin istedikleri çok net. Bir terör koridorunun önüne geçmek, 30 kilometrelik o noktada bir terör koridorunun önüne geçmek ve insani krizin önüne geçmek ve böylelikle de göç dalgasını engellemek. Hemen arkamda görüyorsunuz, arkamda o kritik noktalar. Afrin'in olduğunu söyleyelim, Tel Rifat'ın olduğunu söyleyelim. Şöyle bir çizgi halinde arkada devam eden, sonrasında da Münbiç olduğunu belirtelim. Şimdi bu kritik noktalarda neler yaşanıyor? Hemen habercilerimizle birlikte o noktalara gideceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim, terörle mücadele aralıksız, hız kesmeden devam ediyor. Ve bu arada hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem emniyet güçlerinin hem de Milli İstihbarat Teşkilatımızın önemli operasyonları var. Milli İstihbarat Teşkilatımızın yine önemli bir operasyonu vardı. PKK-YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilribin Kaçar'ın MIT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Gerçekten önemli bir operasyon. Bu operasyon ne anlama geliyor? Sahadaki yansımaları nedir? Damla Bürçeler bizimle birlikte. Damla, sahadaki MIT'in bu önemli operasyonuna dair notlar sende. Nilgün Balkaç, terör örgütü PKK-YPG'ye 2015'te Siirt'te katıldı ve bir yıl boyunca Cudi ve Gabar'da örgüt adına faaliyetlerde bulundu. Bu kişi suikastçı, terör örgütü PKK-YPG'nin suikastçısı Rojdakod adlı Dilbirin Kaçar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonuyla yakalandı Suriye'de ve Türkiye'ye getirildi. 2015'te katıldı, Siirt'te katıldı terör örgütü faaliyetlerine. Bir yıl Cudi ve Gabar'da terör örgütü adına faaliyetlerde bulundu. Ardından Suriye'ye gönderildi. Zeytin Dalı Harekatı döneminde ve Barış Pınar Harekatı döneminde örgüt adına eylemlerde bulundu bu terörist. Aynı zamanda tabii son dönemde özellikle harekat konuşulurken, Türkiye'nin Münbiç ve Tel Rifat'a yönelik yapacağı harekat konuşulurken örgütün Aynil Arab'a takviye olarak gönderdiği ekibin başına gönderildiği tespit edildi bu teröristin. Ancak tabii ki bu tür faaliyetlere girişmeden, bu tür eylemlere girişemeden Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Yani alındı ve Türkiye'ye getirildi bu örgüt mensubu. Tabi bir taraftan da Türkiye'nin Münbiç ve Tel Rifat'a yönelik yapacağı operasyonlar devam ediyor. Tel Rifat ve Münbiç'e yapacağı harekat için çalışmaları devam ediyor. Aslında zaten sınırın hemen ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik yapacağı yaptığı operasyonlar zaten hali hazırda devam ediyor. Öyle ki hem dün 16 terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkan Harekatı bölgelerine bir sızma girişiminde bulunmaya çalışmıştı teröristler. İşte o teröristler etkisiz hale getirildi. Münbiç önemli, Tel Rifat önemli. Çünkü hem Zeytin Dalı Harekatı bölgesi hem de Fırat Kalkan Harekatı bölgelerinde bulunan Azez, Afrin gibi noktalara hem Tel Rifat'tan hem de Münbiç'ten yoğun saldırılar var. Şu anda iki uçak sesi duyuyorum. O yüzden zaman zaman bakıyorum yukarı. Yukarıda iki uçak şu anda Suriye semalarında havalanmış durumda. Tabii harekat ne zaman olacak bilmiyoruz ama hem TSK'nın hem de Suriye Milli Ordusu'nun hazırlıkları devam ediyor. Şimdi Damla Bürçeler bize sahadaki durumu aktardı. Gerçekten önemli olduğunu söyleyelim. Damla konuşurken de bir yandan da yukarıda uçakların uçtuğunu söyledi. Özellikle Münbiç bölgesinde kritik bir nokta olduğunu söyleyelim. Münbiç'in bu noktada önemli olduğunu da belirtelim. Ama bu operasyon da çok önemli. Hemen o operasyona dair ayrıntıları konuşacağız. Hocamızla birlikte değerlendireceğiz tüm bunları. Şimdi hocam, Dilribin Kaçar, PKK'nın suikastçısı. PKK'nın suikastçısı yakalandı MIT tarafından. MIT'in aslında bu ilk operasyon değil. Gerçekten Suriye'de önemli operasyonlar gerçekleştiriyor. Sadece Türkiye, Suriye'de değil, dünyanın birçok noktasında. Hocam, nasıl değerlendirelim bu operasyonu? Şimdi dediğiniz gibi Kaçar bu sefer kaçamadı.
yani Milli İstihbarat Teşkilatımız gene o destan dediğimiz operasyonlardan birini daha yineledi ve bu kişiyi etkisiz hale getirdi eylem anlamında. Şimdi yakalanan kişinin bana göre taşıdığı sıfat önemli, suikastçı. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatımız zaten sahada şu an o olası harekatı da hazırlık olacak nitelikte birçok önemli operasyonu halen fiilen yürütüyor. Şimdi suikastçı neden önemli diye bir başlık açtım. Çünkü burada geçtiğimiz gün gene sizinle birlikte hatırlarsanız aşiret yapısının öneminden bahsettik. Evet. Buradaki aşiret yapısı yani lider aşiret konumda olanların bölgeye nasıl katkı ve etki sağlayacağından bahsettik. Yürüteceğimiz harekata yönelik. Şimdi Türkiye bu konunun öneminin farkında ve buna yönelik de bir takım çalışmalar yürüyor. Aşiret liderleriyle yapılan görüşmeler var. Yine tabanda bir takım oluşumlarla ilgili yapılan görüşme ve toplantılar var. Bunlar inşallah o olası harekat başladığı an silahlı kuvvetlerimizle, Suriye Milli Ordusu ile birlikte hareket ederek çok önemli katkı sağlayacaktır yapılacak harekata. Şimdi böyle bir durumda aşiret yapısını özellikle o nedenle açtım. Evet. Bir aşiret liderine yapılacak bir suikast bir anda konuyu çok bambaşka yerlere getirecektir. Ve tabii bundan sonrası için de suikastçının vereceği tüm bilgiler büyük önem taşıyor bölgeye dair bundan sonrası için. Hele o canlı bombaların yakalandığı, bombalı araçların yakalandığı bir dönem olduğunu hatırlarsak. Evet, kesinlikle o dedikleriniz çok önemli noktalar çünkü bu kişinin yapılacak sorgusunda onların eyleme dönüştürmeyi planladığı birçok kirli ve kanlı oyun da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bölgede aşiret yapısını daha önce de bu tür eylemler gerçekleştirildi. Bakın Rakka. Evet. O ilk daha birinci harekatta. Evet. Orada AFET'le aşireti var. Hı hı. Onun lideri Türk kökenli ve çok da etkili bir liderdi. Ve biz aşiretler yapısını önemser buna vurgu yaparken bu kişi aracında bir suikast sonucu öldürüldü. Evet. Aracında uğradığı bir saldırı sonucu. Ve bir anda bölgede o aşiret yapısının lider kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. Evet. Amerika'nın ve terör örgütünün müdahaleleriyle. Dolayısıyla ben aynı yöntemin burada da gene planlandığı kanaatindeyim. Evet. O nedenle bu operasyon çok önemli diyorum. İnşallah yapılacak sorguda da bölgede yeni tedbirler ve yeni bir takım gelişmeler yaşanacaktır diye değerlendiriyorum. Hocam şimdi MIT'in operasyonunun ayrıntılarını getirdik. Aslında Türkiye o bölgede kimin ne yaptığını, teröristlerin ne yaptığını çok net bir şekilde biliyor. Şimdi hemen bölgeye bir haberle gideceğiz. TRT Haber ekibi Suriye'nin kuzeyinde Ayn-el Arab'a bağlı Zormağar'da terör yuvalarını havadan görüntüledi. Havadan görüntüler gerçekten dikkat çekici. Özellikle 12 Mayıs'ta Karkamış'ta saldırı düzenlenen bölgede teröristlere ait çok sayıda tünelin, hendeğin, mevzinin olduğunu söyleyelim. Bir başka dikkat çekici unsur daha var. Rejim bayraklarıyla tüm bu görüntüler kaydedildi. TRT Haber'e özel görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Bir yanda terör mevzileri, bir yanda Suriye rejimi bayrakları. Aynen Arap'ta rejimle PKK-YPG'nin kirli ortaklığı bir kez daha ortaya çıktı. TRT Haber ekibi terör örgütünün yuvalandığı Zormağar'daki terör inlerini havadan görüntüledi. Drone görüntülerine teröristlere ait çok sayıda mevziyle birlikte tüneller yansıdı. Suriye rejimine ait bayraklar da terör mevzilerinde dalgalanırken kaydedildi. Karşıda gördüğünüz nokta köprü Türkiye topraklarına ait. Hemen yanı başında Zormağar bölgesi. Gördüğünüz gibi terör örgütü mevzileri bulunuyor. Bu mevzilerden 12 Mayıs'ta Karkamış'a yönelik bir saldırı düzenlenmiş, bir asker şehit olmuştu. Teröristlerin kazdığı derin hendeklerle bölgede iki tank da havadan görüntülendi. Zormağar'da yuvalanan örgüte ait sözde karargahlar ve tünel girişlerinin kumlarla kapatıldığı da kayıtlara yansıdı. Şimdi bölgedeki durumu sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Sınır noktasından özel yayınımız devam ediyor.
Arkamızda hemen bir kez daha söyleyelim. Terrifat'ın arkamızda olduğunu söyleyelim. Terrifat kritik bir nokta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Terrifat ve Münbiç'e dikkat çekti. Özellikle az önceki görüntülerde de görüyoruz o hendeklerin kazıldığı, teröristlerin yoğun bir şekilde yerleştiği noktalar olduğunu belirtelim. Terrifat ve Münbiç. Şimdi sahaya dönelim. Bülent Çulcuoğlu içeride sahada bizimle birlikte. Bülent, Terrifat'taki durumu nasıl özetleyebiliriz? Genel olarak da ki sahadaki tabloyu nasıl özetleyebiliriz? Nilgün Balkaç, evet, sabah saatlerinden itibaren Terrifat kırsalındaydık ve birçok cephe hattını gezdik kameraman arkadaşım Eyüp Burun'la birlikte. Ve terör örgütü PKK-YPG işgal ettiği köylerin tamamının çevresini hendeklerle kazmış durumda. Yani olası bir Türk Silahlı Kuvvetleri harekatında kendilerini sözde korumak amacıyla işgalindeki 30'a yakın köyün çevresini hendeklerle çevirmiş durumda PKK-YPG terör örgütü. Sabah saatlerinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri hem Terrifat hattında hem de Münbiç hattındaki PKK-YPG terör örgütünün bulunduğu noktaları, yani yeni tespit edilen birçok noktayı yeniden vurdu. Yeniden ateş altına aldı. Belki Milli Savunma Bakanlığı önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapacak ve etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıklayacak. Özellikle terör örgütü PKK-YPG'nin son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası harekatının gündeme gelmesinin ardından güvenli bölgeler olan saldırı girişimiyle taciz ateşini arttırmış durumda. Buna karşılıkla Türk Silahlı Kuvvetleri her iki hatta, hem Münbiç'te hem de Terrifat'taki terör mevzilerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor ki dün 11 terörist etkisiz hale getirilmişti. Suriye Milli Ordusu güçlerin cephe hatları güçlendirilmeye devam ediyor. Çünkü Suriye Milli Ordusu bu olası 5. büyük harekata 10 binden fazla bir askerle katılmaya hazırlanıyor. Ağır silahlar cephe hatlara sevk edilmeye devam ediliyor. Zaman zaman Suriye Milli Ordusu güçlerinin terör hedeflerini ateş altına aldığını gördük bugün de. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de hazırlıklarını yavaş yavaş başladığını ifade edelim Terrifat hattında. Evet, Terrifat hattında şimdilik sessizlik hakim ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaman zaman terör hedeflerini vurmasıyla bu sessizlik bozuluyor. Nilgün Balkaç. Bülent Çulcuoğlu sahadaki tabloyu aktardı. Gerçekten önemli olduğunu söyleyelim. Sahadaki durumu anlamaya, algılamaya çalışıyoruz. Hem o tüneller hem o mevziler, sözde mevziler ve Terrifat'taki durum. Şimdi bir de açıklamalara bakalım isterseniz. O açıklamalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün kritik bir açıklama yaptı. Akar bir kez daha Ankara'nın çizgilerine, kırmızı çizgilerine dikkat çekti. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse o yapılacaktır dedi ve bir tek hedef teröristtir. Kimse bu harekata engel olmasın mesajını verdim. Şimdi sahaya yansıyan bu mesajları nasıl okumamız lazım? Mustafa Yıldırım bizimle birlikte. Mustafa, neler aktaracaksın? Akar nasıl mesajlar verdi? Nilgün Balkaç, bugüne kadar Suriye'ye operasyon yapılacak mı yapılmayacak mı sorusu gündemdeydi. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle bu operasyonun an meselesi olduğunu söylemek mümkün. Zamanının ne zaman gerçekleşeceği bu operasyonu merak ediliyor. Buna ilişkin soruyu biz dün kabine toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sorduk. Hulusi Akar yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır dedi. Hem terörle mücadele ilişkin hem de söz konusu operasyona ilişkin kararlılık mesajı verdi Hulusi Akar. Hudutlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden sınırlarımızda herhangi bir şekilde bir oluşum istemiyoruz. Buna terör koridoru, terör oluşumu ne derse denilsin. Nitekim 2016'dan itibaren başlandı ve terör koridorunu parçaladık. Bundan sonra da orada herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik dedi. Hulusi Akar, terörist neredeyse hedef orası anlayışıyla hareket ediyoruz dedi. Milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Siviller ve çevreye zarar gelmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri hem planlama hem icra safhasında aldığımız ve bu konuda yaptıklarımız da ortadadır. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu da herkes biliyor dedi. Ayrıca Hulusi Akar
Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını söyledi. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği içindir açıklamasını yaptı. Bir kez daha hatırlatalım. Hulusi Akar söz konusu olası operasyon için yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır dedi ve açıklamalarında öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Mustafa, senin söylediklerinden şunu anlıyoruz. Hulusi Akar aslında hem kararlılık mesajı veriyor hem de bununla birlikte sahaya, bölgeye dair kardeşlik mesajı veriyor ve tek hedefinde terörist olduğunun altı bir kez daha çiziliyor. Ne dersiniz Coşkun Başbuğ? Kesinlikle katılırım o söylediklerinize. Çünkü öyle bir gündem oluştu ki Nilgün Hanım. Yani içte ve dışta kamuoyunun tartıştığı konu belki de Ukrayna-Rusya'nın önüne geçen bir konu haline geldi. Ve Türkiye'nin yapacağı harekat nerede? Ne zaman ve nasıl başlayacak? Şimdi en çok konuşulan, bizlere de en çok sorulan soru bu. Şimdi bu sorulara aslında verilecek en doğru cevap Sayın Bakanımızın vermiş olduğu cevap. Ancak ben burada bu verilen cevapta 3 tane ana başlık dikkatimi çekti. Özellikle de dış kamuoyuna bir gönderme, bir mesaj olarak. Şimdi bir, biz Türkiye olarak burada Suriye'nin kuzeyinde yeri ve zamanı geldiğinde harekatı yapmaya kararlıyız. Bir kere bu kesin altı çizildi. Uygun yer, uygun zaman. Bu önemli çünkü bir bekleyeceğimiz süreç var. İşte Rusya'nın gelen heyeti, burada yapacak görüşmeler ki pek dillendirilmiyor ama ben 28-29-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesinde çok önemsiyorum bu konuda. O zirve gibi bir takım siyasi süreçler var. Olması gereken, yaşanması gereken. Türkiye burada çok önemli atılımlar yapacaktır. Bir takım açıklamalar, bir takım koordineler. Tabii bu siyasi süreçlerde sahadaki takvime yansıyacak muhtemelen. Elbette, elbette. Bir diğer vurgu, uygun yer ve zamanı geldiğinde bir kere konuyu netleştirdi. Hedefimiz terörist. Bakın bir takım çatlak sesler çıkmaya başladı. Evet. Ve Türkiye ısrarla hep şu başlığı vurguluyor. Diyor ki bizim hedefimiz terörist ve terör. Yani bizim hedefimiz Rus askeri değil. Bizim hedefimiz bir Amerikan askeri değil. Bunu bilin diyor. Kime? İlgili muhatap devletlere. Buraya bir gönderme tekrar yinelendi. Çünkü harekat başladığında bu sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Biz doğrudan teröre odaklı, terör hedeflerine odaklı ve amacı terörü bu bölgeden kurtarmak olan bir devlet olarak görüntü vereceğiz. Dolayısıyla kimse altında hinlik aramaya kalkmasın. O zaman sürekli o yüzden Ankara dikkat çekiyor. Tek hedef terörist. Evet. Yani burada mesela Rusya ile yapacağımız görüşmede de bana göre bunu dillendireceğiz. Bizim tespit ettiğimiz hedefler bunlar. Burada bir askeri varlığın varsa bunu sonlandır. Hocam Rusya'ya konuşacağız, birkaç cümle alacağız üzerine ama önce bir muhabir arkadaşımıza, habercilere dönelim. Çünkü Lavrov'un bu akşam saatlerinde artık Türkiye'ye gelmesi ve görüşmelere başlaması bekleniyor. Ancak tabii Lavrov'daki o görüşmeler dikkat çekici bir başka unsur daha var. Askeri heyetlerle birlikte geliyor. Mustafa Seçen bizimle. Mustafa, neler aktaracaksın? Akşam saatlerinde Lavrov'un gelmesini bekliyoruz askeri heyetle birlikte. O görüşmede Ankara hem kırmızı çizgilerini masaya koyacak, hem istihbari bilgilerini koyacak, hem de terörle nasıl mücadele edildiğini ve edilmesi gerektiğini söyleyecek. Neler söyleyeceksin Mustafa? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dosyasında hayli kabarık başlıklarla akşam saatlerinde, saatler 19'u gösterdiğinde başkent Ankara'da olacak ve yarın da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla hayli önemli bir temas sağlanacak, bir görüşme yapılacak. Bu noktada tabii ki Ankara-Moskova ilişkileri, ikili ilişkiler, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden o savaş, bütün bunlar masada olacak ama önemli bir başlık daha var. Tahıl koridoru konuşulacak. İki liderin masasında tahıl koridoru olacak. Bu anlamda Rusya ve Ukrayna tahılının bir an önce yurt dışı pazarlara ulaştırılması gerekiyor. Buna ilişkin de bir aslında Birleşmiş Milletler'in de bir yol haritası var. Ve tahıl koridorunun açılabilmesi için de aslında gözler bu görüşmeye çevrilmiş durumda diyebiliriz. Görüşmelerde aynı zamanda Karadeniz'deki tankerlerin güvenli yolculuğu ve Karadeniz ve limanlara güvenli giriş çıkışı da ele alınacak. Tabii ki masadaki en önemli başlıklardan birisi de siz de orada bahsettiniz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası bir harekatı da masada olacak. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yanında askeri bir heyetle Türkiye'ye gelecek ve bu askeri heyetle yine yarın da
Milli Savunma Bakanlığı'nda bir görüşme olabileceğine ilişkinde bazı kulis bilgilerinin olduğunu söylemek mümkün. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lavrov'la görüşme sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenlenecek ve yine yarın da Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da akşam saatlerinde temaslarını tamamlayarak bu Türkiye'den ayrılması bekleniyor Nilgün Balkaç. Mustafa bize Lavrov'un temaslarını aktardı. Gerçekten önemli, sıcak saatler başlıyor şimdi. Hocam ne dersiniz? Bu akşam saat 19 itibariyle askeri heyetlerle birlikte Lavrov geliyor. Yarın saat 14'te de görüşmeler başlıyor. Önemli bir görüşme olduğunu belirtelim. Bu önemli görüşmeyi de şöyle belirtelim. Sahaya yansıyacak. Sahaya nasıl yansıyacak? Rusya'nın buradaki kritik önemi nedir? Ve Rusya Türkiye'ye yeşil ışık yakar mı bu harekata dair? Şimdi Rusya'nın sahadaki pozisyonunu hatırlayalım. Rusya Münbiç ve Tel Rifat'ta alana hakim durumda. Ve iki tarafta da ciddi bir terörist yapılanma var. Ve biz bu yapılanmanın her noktasını biliyoruz. Hakimiz araziye. Muhtemelen biz heyete bu olası harekatta nerelerin hedef olduğuna konusunda bilgi vereceğiz. Ve eğer varsa Rusya'nın orada bir askeri varlığı, bununla ilgili gerekli tedbiri almasını isteyeceğiz. Hava sahası da ayrı bir başlık. Hava sahası da zaten bir diğer konu. Evet, biz 30 kilometrelik bir hedef var. Yani burayı siz kıyıdan topçuyla ve bir takım havada Türkiye sahasını kullanarak operasyon gerçekleştirebilirsiniz. Ama bunun ideali ve doğrusu Rusya ile bu konuda bir mutabakata vararak hava sahasını kullanımı açarak bu harekatı yürütmek. Bununla ilgili bir görüşme olacaktır. Evet. Bu şimdi az önce hani saymıştım, orayla da ilintili sorduğunuz soru. Biz burada hani az önce Sayın Akar'ın vermiş olduğu 3. madde mesajda şunu dile getirdik. Sayın Akar vasıtasıyla dedik ki hiç kimse önümüze çıkmaya kalkmasın, bize engel olmasın. Evet. Şimdi bu mesaj aslında dolayısıyla Rusya'yı da ilgilendiriyor. Yani ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı şekilde. Çünkü Amerika'dan da açıklama geldi ve biz dediler Rusya'nın bu temaslarını yakından takip edeceğiz. Bunu da açmamız lazım. Evet. Şimdi Rusya'nın diplomasiyle bir uyguladığı taktik vardır. Çok bildik bir taktik. O da böyle görüşmelere gelmeden elini kuvvetlendirmek için bir takım manevralar yapar. Evet. Askeri veya siyasi. Zaharova'nın açıklamasını bana göre bu anlamda değerlendirmek lazım. İşte Türkiye'nin yapacağı olası harekata karşıyız, evet, bir cümlesinin tezahür ettiği bir toplantı olacak. Ama Türkiye'de bu göndermeyle bana göre Zaharova ve ilgili diğer ülkelere gereken cevabı verdi. Biz kesin kararlıyız, önümüze çıkmaya kalkmayın dedi. İşte bu çerçeve içerisinde oluşacak o toplantıda bana göre Türkiye harekatla ilgili Rusya'nın bilmesi gerektiği kadar bilgiyi aktaracak ve Rusya'nın bu konuda gerekli tedbirleri almasını isteyecek. Aynı zamanda taleplerimizi de biz karşıya aktaracağız. Hava sahası bunların birincisi. Evet. Dolayısıyla ümit ediyorum Rusya yukarıda Ukrayna bölgesinde Türkiye'nin Rusya'ya yapmış olduğu o olumlu yaklaşımın benzerini burada gösterir. Çünkü Rusya burada sahada Türkiye'ye karşı bir söz borcu var. Yani bu bölgelerle ilgili işte mutabakat, onu dillendiriyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de haklılık veren bir takım vurguları var. Lavrov'un 2-3 gün önce yapmış olduğu, o çıkışta olduğu gibi. Yani Türkiye'nin buradaki haklılığını gören Rusya, ümit ediyorum Türkiye'yle bir müttefik gibi davranarak taleplere karşılık verir. Aksi takdirde zaten burada denklem değişir. Yine aynı şekilde Amerika'ya da dikkat çekmemiz lazım. Son cümleler olarak sorduğumuzda hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nin de Rusya'nın da o kritik toplantıda, ay sonunda yapılacak toplantıda, NATO toplantısında bir şekilde şunu düşünmeleri gerekiyor sanıyorum. Bir NATO üyesi ve karşılarında güçlü bir NATO üyesi ve o NATO üyesine bu sınırlardan, kendilerinin de içinde bulunduğu sınırlardan sürekli taciz ateşi açılıyor. Şehit veriyoruz, siviller hayatını kaybediyor. Bu da herhalde kesinlikle konuşulması gereken bir şey. Zaten ben Madrid'de yapılacak zirveye o nedenle bir başlık açtım. Çünkü 29-30 Haziran'da yapılacak bu görüşmede Türkiye muhtemelen buradaki o tehdidi tekrar ilgili ülkelere bilmelerine rağmen, görmezlikten gelmelerine rağmen tekrar aktaracağız. Ve NATO'yu olması gerektiği yere doğru bir çağrıyla konumlandıracağız. Karşılık görür mü? Bekleyip göreceğiz ama görmediği takdirde Türkiye buradaki o yapıya karşı ne yapacağını çok iyi biliyor. Onu da bilmekte fayda var. Zaten onda bu toplantılar öncesinde ve bu görüşmeler öncesinde Ankara
o tabloyu ve kırmızı çizgilerini anlatıyor. Coşkun Başbuğ, teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için. Sahayı okumaya çalıştık sınırın sıfır noktasından. Özel yayınımızda karşınızdaydık. Sınırın sıfır noktasından size gelişmeleri an be an aktarmaya çalıştık. Habercilerle ve konuğumuzla birlikte yine özel yayınlarımızda karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.